Gökbilimciler ilk kez yaşlanan Güneş ile yıkıcı bir çarpışmaya doğru dönen ve potansiyel olarak dünyanın bir gün nasıl sona erebileceğine dair bir fikir sunan bir gezegen belirlediler. Yeni bir çalışmada, çoğunluğu Amerika merkezli araştırmacılardan oluşan bir ekip, ölüme mahkum olan dış gezegen, Kepler-1658b'nin yıldızları yaşlandıkça, dünyaların nasıl öldüğüne ışık tutmasını umduklarını söyledi. Dünyadan 2600 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler-1658b, sıcak Jüpiter gezegeni olarak biliniyor. Boyut olarak Jüpiter'e benzer olsa da gezegen, ev sahibi yıldızının yörüngesinde, Güneşimiz ile Merkür arasındaki mesafenin, 8'de 1'i kadar bir mesafenin etrafında dönüyor ve bu da onu kendi Güneş sistemimizdeki, gaz devinden çok daha sıcak yapıyor. The Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan araştırmaya göre, Kepler-1658b'nin ev sahibi yıldızı etrafındaki yörüngesi, 3 günden az sürüyor ve yılda yaklaşık 131 milisaniye kısalıyor. Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde, postdoc ve çalışmanın başyazarı olan Shreyas Vissapragada, gözlenen hızda, yıldızına doğru sarmal hareket etmeye devam ederse, gezegen yıldızıyla 3 milyon yıldan daha kısa bir süre içinde çarpışacak dedi. Verdiği demeçte, gelişmiş yıldızına doğru spiral çizen bir gezegenin, doğrudan kanıtını ilk kez gözlemliyoruz dedi. Evrimleşmiş bir yıldız, genişlemeye ve daha parlak hale gelmeye başladığında, yıldız yaşam döngüsünün alt dev aşamasına girmiştir. Kepler-1658b'nin yörüngesi, dünya okyanuslarının her gün yükselip alçalmasına benzer, bir süreçte gelgitler tarafından kısalıyor. Bu yerçekimsel itme ve çekme, her iki yönde de çalışabilir örneğin Ay, dünyadan çok yavaş bir şekilde uzaklaşıyor. Öyleyse dünya, benzer bir kıyamete doğru gidiyor olabilir mi? Astrofizik Merkezi yaptığı açıklamada, yıldız bazında ölüm, birçok dünyayı beklediği düşünülen, bir kaderdir ve Güneşimiz yaşlandıkça, bundan milyarlarca yıl sonra, dünyanın nihai sonu olabilir dedi. Vissapragada, yaklaşık 5 milyar yıl içinde Güneş'in, bir kırmızı dev yıldıza dönüşeceğini söyledi. Kepler-1658b'de görülen gelgit kaynaklı süreçler, dünyanın yörüngesinin, Güneş'e doğru çürümesine yol açacak olsa da, bu etkinin, Güneş'in kütle kaybetmesiyle dengelenebileceğini söyledi. Dünyanın nihai kaderi biraz belirsiz diye ekledi. Kepler-1658b, 2009'da fırlatılan Kepler Uzay Teleskobu tarafından, şimdiye kadar gözlemlenen ilk dış gezegendi. Ancak Astrofizik Merkezi, gezegenin varlığının 2019'da onaylanmasından önce, yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sürdüğünü söyledi. Gökbilimciler, 13 yılı aşkın bir süredir, gezegenin ev sahibi yıldızının yüzünden geçerken, yörüngesindeki yavaş ama istikrarlı değişimi gözlemleyebildiler. Vissapragada, büyük bir sürpriz, gezegenin kendisinin oldukça parlak olmasıydı. Daha önce bunun, özellikle yansıtıcı bir gezegen olduğu için düşünüldüğünü söyledi. Ancak şimdi araştırmacılar, muhtemelen onu yıldızına doğru iten aynı güçler nedeniyle gezegenin kendisinin, tahmin edilenden çok daha sıcak olduğuna inanıyor.